Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 1. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Bakıyoruz. Rasyonel sayılarda toplama işlemi yaparken paydalar eşit değilse öncelikle paydalar eşitlenir. Evet kesinlikle doğru. Rasyonel sayılarda kesirlerde işlem yapıyorsak biz Paydalarımızın kesinlikle eşit olması gerekiyor toplama ve çıkarma işlemi için arkadaşlar. O yüzden burası önemli paydalar eşit olmak zorunda. Yani doğru bir ifade. Negatif rasyonel sayılar daima sıfırdan küçüktür. Evet sıfırdan küçük oldukları için zaten negatiflerdir arkadaşlar. Eksili şekilde yazılırlar o yüzden bu da doğrudur. Paydaları eşit olan negatif rasyonel sayılardan paydası küçük olan daha büyüktür deniyor. Şimdi ne deniyor? Paydaları eşit. Payları eşit. Payları eşit hemen yazalım. 2 bölü 1 yazalım ve 2 bölü 4 yazalım. Bunlardan hangisi daha büyüktür? Tabii ki de 2 bölü 1 yani paydası daha küçük olan daha büyük olacaktır. Paydası küçük olan daha büyüktür. Bu ifademiz de doğru. Paydaları eşit olan pozitif rasyonel sayılardan payı büyük olan daha büyük olacaktır. Bu sefer paydalarımız eşit, paylarımız farklı ve paydalarımız eşitse payı büyük olan daima daha büyük olacaktır. 3 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü karşılaştırdığımızda 2 bölü 3 arkadaşlar 1 bölü 3'ten daha büyük olacaktır. Gördüğünüz gibi paydalarımız eşit o zaman da paya baktığımızda büyük olan daha büyüktür. Bu da doğrudur. Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Tam sayılara baktığımızda evet her tam sayı rasyonel sayıya çevirebilir. Örnek olarak eksi 8'i bölü 1 şeklinde yazdığımızda paydasına 1 yazdığımızda zaten paydadaki 1 gizli bir birdir. Bu şekilde yazdığımızda direkt rasyonel sayıya olacaktır. Burası da doğru. Hepsi doğru geldi şansımıza. İkinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz denilmekte. Bakalım ilkine. İçerisinde en az bir bilinmeyen bulunan ifadelere biz ne demekteyiz? Cebirsel ifade demekteyiz. Bu sene bol bol gördünüz zaten. Cebirsel ifade arkadaşlar ne demektir? İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ifadelere verilen isimdir. Bir cebirsel ifadede artı ve eksi ile ayrılan ifadelere biz ne demekteyiz? Terim demekteyiz. Terim. Örnek olarak 3x artı 1 dediğimizde burada kaç terim vardır? Burada 2 terim vardır, 3x bir terim, bir ise bir terim olmak üzere iki tane terimin olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi artı işaretiyle birbirlerinden ayrılmışlar. Bir değişkenin aynı veya farklı katsayılara sahip olan terimlerine de biz benzer terim demekteyiz. Buraya da benzer terim yazalım. Bu da nasıl olacaktır? Şu şekilde 2x dediğimizde ve 8x dediğimizde bu ikisi benzer terimdir arkadaşlar. Aralarındaki işlem toplama oluyorsa eğer benzer terim olduklarından dolayı katsayıları toplanıp o şekilde yazılır. Yani biz buraya 10x diyebiliriz. Bu benzer terim olduklarından dolayı kaynaklanır. Bir cebirsel ifadede değişken bulunmayan terime de ne demekteyiz? Sabit terim demekteyiz. Sabit terim direkt sayı olarak söyleyebiliriz. Atıyorum 8x artı 16 dediğimizdeki Buradaki 16'nın değişkeni yok gördüğünüz gibi. Bu yüzden de buradaki 16 sayısı sabit terime örnektir. Bir cebirsel ifadede sayılara karşılık gelen harflere de ne demekteyiz? Değişken demekteyiz. Buna da değişken diyelim. Değişkenimizi istediğimiz bir harf yapabiliriz. 8x sürekli x diyoruz. Y de yapabiliriz. 8y veya 8a veya 9b tarzında istediğimiz bir harfi de verebiliriz. Değişken olarak bize kalmış bir şey. Devam edelim 3. sorumuzda. Bize bir cebirsel ifade veriyor. Bu cebirsel ifadenin değişkenlerini yazınız deniliyor. Değişkenler neydi arkadaşlar? Az önce de tanımında da bahsetmiştik bakın yazıyor. Cebirsel ifadede sayılara karşılık gelen harflere denilmekte. Gördüğünüz gibi buradaki değişkenlerimiz x, y ve z olacaktır. x, y ve z bizim buradaki değişkenlerimizdir. Terimlere baktığımızda terimin tanımında ne demiştik biz? Toplama ve çıkarma işlemi yani artı ile eksi ile ayrılan ifadelere verilen isimdi. Baktığımızda Buradaki 7x bir terim olacaktır. Sonra 4x pardon 4y bir terim olacaktır. Sonra eksi 8y bir terim olacaktır. Eksi artı buna dikkat ediyoruz tabi. Bunlar artı olduğu için yanına artı yazmadık ama eksi olduğuna kesinlikle eksi olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Eksi 8z ve buradaki eksi 2 de kendi başına bir terim olacaktır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu sabit terimdir. Bu yüzden bunu eksi 2 olarak almamız gerekiyor. İşaretine de dikkat etmemiz gerek. Sabit terimlerini yazınız deniliyor. Sabit terim sadece bir tane var. O da eksi 2 arkadaşlar. Artı 2 yazmayın. Yani direkt 2 de yazmayın. O da yanlıştır. Eksi 2 yazmanız gerekiyor her türlü. Katsayılar toplamını bulunuz deniliyor. Katsayılar toplamı şu olacaktır. Değişkenin katsayısı. Mesela 7x'in katsayısı 7'dir. Değişkeni kapattığımızdaki kalan sayımız 7 olduğu için bunun katsayısı 7'dir. Sonra 7 diyelim artı çünkü toplamını istiyor. 4y'nin katsayısı 4'tür. Sonra eksi 8 z'nin katsayısı z'yi kapattığımızda ne kaldı? Eksi 8 kaldı. Artı eksi 8 dediğimizde direkt eksi 8 ekliyoruz. Sonra e, buradaki sabit terimizin kendisi zaten direkt katsayı olacaktır. O yüzden de bunu eksi 2 olarak alacağız. Ve burayı topladığımızda ne gelmekte? 11 gelmekte. 11, 1 gelmekte arkadaşlar. Katsayılar toplamını da 1 olarak bulmuş olduk. Devam edelim dördüncü sorumuzda. Aşağıdaki cebirsel ifadelerle ilgili işlemleri yapınız denilmekte. Baktığımızda ilkine 10x eksi 7 artı 9 eksi 17x deniliyor. Öncelikle nereden başlayacağız? Tabii ki de parantez içinden başlayacağız. İşlem önceliğinden dolayı parantez içlerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Baktığımızda burada herhangi bir düzenleyeceğimiz bir şey yok. Benzer terimleri toplayacağımız bir ifade yok. O zaman ne yapacağız? Buradaki artıyı buraya dağıtacağız. Artı ile artı çarptık zaten artı gelir. Artı ile eksi gene artı eksi olacaktır. O yüzden de buradaki artı ...bir şey ifade etmemekte bizim için. Yani direkt 10x eksi 7 artı 9 eksi 17x şeklinde bu ifademizi söyleyebiliriz. Aslında biz buradaki artıyı buralara dağıtmış oluyoruz. Dağılma ifadesini yapmış olduk. Sonra ne yapıyoruz? Sonra bu cebirsel ifademizdeki benzer terimleri kendi aralarında toplayacağız. x'ler gördüğünüz gibi benzer. O zaman gelin bunları toplayalım. 10 artı eksi 17'den burası ne gelecektir? Eksi 7x gelecektir. Eşittir eksi 7x. Buradaki xleri topladık. Sonra geriye eksi 7 artı 9 kaldı. Burayı da topladığımızda artı 2 gelecektir. Cevabımız eksi 7x artı 2 olacaktır. Böylelikle. Sonra B'ye baktığımızda 5y artı 20 eksi 6y eksi 13 veriliyor. Burada yapmamız gereken eksiği karşı tarafa dağıtmak olacaktır. Burayı aynı şekilde yazıyoruz. 5y artı 20. Sonra eksiyi dağıtarak devam edelim. Eksiyi dağıttığımızda eksi 6y sonra bir daha dağıttığımızda eksi ile eksi çarpımı artı olacaktır. Artı 13 gelecektir. Sonra benzer terimleri topluyoruz. Y'ler benzer terim o zaman topladığımızda 5 eksi 6'dan eksi y gelecektir. Eşittir eksi y artı 20 artı 13 artı 33 edecektir. Eksi y artı 33 de bizim cevabımız olacaktır. C'ye bakalım. 5 çarpı 12 eksi 4x artı 7 y denilmekte. Gelin birlikte buradaki 5'i parantez içine güzelce bir dağıtalım. Dağıttığımızda 5 çarpı 12'den 60 gelecektir. 5 çarpı eksi 4x'ten eksi 20x. 5 çarpı artı 7 y'den artı 35 y gelecektir. Ve burayı bu şekilde bırakacağız. Çünkü başka bir benzer terim yok. Toplama veya çıkarma yapabileceğimiz. Bu şekilde kalacak. Sonra d'ye baktığımızda buradaki 6'yı gene parantez içine dağıtıyoruz. 6 çarpı 3 xten 18 x gelecektir. 6 çarpı eksi 8'den de eksi 48 gelecektir. Buradaki işlemimiz de bu şekilde kalacaktır. Bu herhangi bir e, toplama veya çıkarma yapamıyoruz. Burada da bu şekilde kalacak. Devam edelim 5. sorumuzda. Bize bir işlem veriyor. Bu işlemin sonucu hangisi diye sorulmakta. İşlemimize baktığımızda kesirli bir işlem. Kesirli işlemlerde yapmamız gereken eğer toplama işlemi ise arkadaşlar neydi? Paydaları eşitlemekti. Paydalar eşit değil. O zaman gelin birlikte eşitleyelim. 3, 4 ve 6'yı hangi sayıda eşitleyebiliriz? En yakın hangi sayıda eşitlenir? Baktığımızda ikisi de arkadaşlar en yakın 12'de eşitlenecektir. O yüzden de hepsini 12'ye tamamlamaya çalışalım. 3'ü 4 ile çarparsak 12 olur. 4'ü 3 ile çarparsak 12 olur. 6'yı da 2 ile çarparsak 12 olur. Yani buradaki kesirlerimizi genişletiyoruz. Genişlettiğimizde 4 ile çarptığımızda paydayı çarpıyorsak o zaman payı da çarpacağız. İkisini de çarpmamız gerekiyor eğer genişletme yapmak istiyorsak arkadaşlar. Yaptığımızda 4 bölü 12 gelecektir. Artı 3 ile çarptığımızda 3 bölü 12 gelecektir. Sonra artı 2 bölü 12 gelecektir. Baktığımızda yeni işlemimizde paydalarımız eşit gördüğünüz gibi o zaman payları topluyoruz. Veya aradaki işlem neyse onu yapıyoruz. Topladığımızda 7, 2 daha 9. Cevabımız 9 bölü 12 gelecektir. Baktığımızda şıklarda yok. Tabii ki de olmaz. Neden? Çünkü bunu da sadeleştirmemiz gerekmekte. Burayı da 3'e böldüğümüzde 3 sadeleştirmemiz gerekiyor. 3'e böldüğümüzde burası 3 gelecektir. Burası da 4 gelecektir. Bizim de cevabımız 3 bölü 4 olacaktır. Sakın şıklarda Bulduğunuz sonucu bulamazsınız endişelenmeyin yapmanız gereken ya genişletme olabilir ve sadeleştirme olabilir herhangi bir şey olabilir. O yüzden telaş etmenize gerek yok. Sakin bir şekilde sadeleştirmenizi yaparsanız cevabınızı bulursunuz. Altıncı sorumuz. Kuralı 3n artı 18 olan sayı örüntüsünün kaçıncı adımı 93 eşittir deniliyor? Buradaki n nedir? n ifadesi arkadaşlar adım sayısı anlamına gelecektir. Ve biz ne istiyoruz? Kaçıncı adımı 93'e eşittir bunu istiyoruz. O zaman e, 3n artı 18'i neye eşitleyeceğiz? 93'e eşitleyeceğiz ve buradan n'i bulmaya çalışacağız. n'i e, nasıl bulacağız? Şu şekilde bulacağız. Buradaki 18'i karşı tarafa atacağız. 18'i karşı tarafa attığımızda tabii ki de işareti değişecektir. Artı 18 eksi 18'e dönecektir. 3n eşittir 93 eksi 18 olacaktır. 93'ten de 18'i şurada çıkartalım arkadaşlar. 13'ten 8 çıktı 5 kaldı 8 75 olarak bulduk. 3 eşittir 75 diyebiliriz. Buradaki n'i bulabilmek için de her iki tarafı da kaça bölüyoruz? 3'e bölüyoruz. 3'e böldüğümüzde bakın 3 gitti. E o zaman burayı da 3'e böldüğümüzde burada da ne kalacaktır? 25 kalacaktır. Yani n'in 25 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ende neydi zaten? Adım sayısıydı. Ve 25. adımımız bu örüntüde 93 sayısına eşit olacaktır. Cevabımız da 25 böylelik. 7. sorumuza geldi sıra. 26 bölü 4 rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi deniliyor? Bize bir kesir veriliyor ve ondalık gösterimi istenilmekte. Burada iki yolu uygulayabiliriz. Ya paydayı onun bir kuvveti yapabiliriz arkadaşlar. Veyahut da direkt 26'yı 4'e bölerek ondalık gösterimimize ulaşabiliriz. İkisi de size kalmış bir yöntem ama ben burada 26'yı 4'e bölmeyi tercih ederim. Çünkü o daha pratik olacaktır. Diğer türlü burayı 25'e genişletmemiz gerekiyor ve 26 çarpı 25'i hesaplamamız gerekiyor. Oldukça uzun. Onun yerine 26'yı gelin birlikte 4'e bölelim. 26 içine 4 kaç kere vardır? 6 kere. 6 kere 4, 24 elde kaldı 2. 2, 4'e bölünmez. O zaman bir sıfır aşağı indirdik. Bir sıfır indiriyorsak bir de virgül atacağız. 20'nin içine 4 ke kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 4, 20 bu şekilde kalansız bölündü. Cevabımız ne o zaman? 6,5 yani 6 tam 10'da 5 denizi bizim cevabımızdır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve arka sayfamızdaki test soruları sarılarıyla devam edebiliriz. Verilen örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Örüntünün birinci adına bakalım. Birinci adımda bir üçgen var. İkinci adımda kaç üçgen var? Dört üçgen var. Üçüncü adımda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi üçgen var. Dördüncü adımda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On üçgen var. Gördüğünüz gibi örüntümüz üçer üçer artmakta sizlerin de göre, görebileceğiniz gibi. Üçer üçer artıyorsa o zaman biz 3 diyebiliriz. 3n dediğimizde 3'er 3'er arttığını göstermiş oluyoruz. n de buradaki adım sayımız olacaktır. Ve en yerine 1 yazma yani birinci adıma yazdığımızda 1 yazarsak 3 çarpı 1'den 3 gelecektir. Ama bizim birinci adımımız kaç? 1 arkadaşlar. O zaman buradaki 3n'den kaç çıkaracağız? 2 çıkaracağız. 3n eksi 2 bizim örüntümüzün kuralı olacaktır. Deneme yapmak istiyorsak da ikinci adımla deneme yapabiliriz. 3 çarpı 2 6. 2 çıkardık 4. Sonra dördüncü adımı deneyelim. 4 çarpı 3 12 2 çıkardık 10 gördüğünüz gibi sağlamasını da yaptık. Örüntümüzün kuralı 3n eksi 2 olacaktır. Öncelikle kaç kaçar arttığını buluyoruz. Sonra arkadaşlar ilk adımda kaçtan başladığını buluyoruz. Ve eğer azsa çıkarıyoruz. Eğer fazlaysa da ekliyoruz. Bu şekilde örüntümüzün kuralını buluyoruz. Devam edelim. E, aşağıdaki eşit kolu terazi dengededir. Eşit kolu terazinin dengede olması ne demektir? İki kefesinin de birbirine eşit olduğu anlamına gelecektir. Bunu bilmeniz gerekiyor zaten. Hayati bir bilgidir. Buna göre x kilogram kütleli cismin kütlesini bulmak için kurulan denklem aşağıdakilerden hangisi deniliyor? Buranın ağırlığı buraya eşit. O zaman gelin birlikte yapalım. X'lerden kaç tane var burada? Kareleri x denildiğinden dolayı 2 tane x var. O zaman buraya 2x diyoruz. Sonra üçgen, üçgen de 3 kilogram olarak tanımlanmış. Buna da bir de 3 kilogramı ekleyelim. Yani 2x artı 3 olmuş oldu. Sonra buraya bakalım. Burada kareden kaç tane var? Bir tane var ve kareye biz x demiştik, x diyoruz artı. Üçgenden iki tane var ve bir üçgen 3 kilogram olduğuna göre iki tanesi de 6 kilogramdır. X artı 6 buraya burası olacaktır. Sonra bu ikisi birbirine eşit. Teraziden bunu anlayabiliyoruz. 2x artı 3 eşittir x artı 6 diyelim. Ve buradan da ne yapıyoruz? Benzer terimleri bir tarafa topluyoruz. x'i karşı tarafa atalım. Karşı tarafa atınca işaret değişecektir. 2x eksi x olacaktır. Buradan da x gelecektir. x artı 3 eşittir 6 oldu. Buradaki 3'ü de karşı tarafa atalım. Karşı tarafa attığımızda onun da işareti değişecek. Ve eksi 3 şekline geçecektir. 6 eksi 3'ten de 3 gelecektir. x'imizi böylelikle 3 olarak bulmuş olduk. Bizden istenilen cismin kütlesini bulmak için x kilogram bulmak için kurulan denklem. Ha bizden sonuç istememiş. Direkt denklemi istemiş. Aslında biz cevabımızı şurada bulmuşuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevabımız D şıkkı. Direkt denklemi istemiş. Ama bazı sorularda sizden x'i de isteyebilir. X'i de biz burada bulmuş olduk. Gereksiz olarak bu soruda bulduk ama gene bu şekilde de x'e ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Cevabımız denizi şıkkı. Diğer bir sorumuz. 3x eksi 24 eşittir eksi 12 denklemini sağlayan x değeri kaçtır denilmekte. Burada yapmamız gereken nedir? Benzer terimleri bir yerde toplamaktır. 3x burada kalsın diğerleri yani sabit terimleri karşı tarafa atalım. 3x burada kaldı. Eksi 24 karşı tarafa artı 24 şeklinde geçecektir. Eksi 12 artı 24 buradan da nedir cevabımız 12'dir. 3x eşittir 12 ise her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'imizi kaç olarak 4 olarak söyleyebiliriz. x eşittir 4 bizden de x isteniliyordu cevabımız Bursa şıkkı. Devam edelim. Bir sınıftaki öğrenci sayısının 3 eksiğinin 4 katı 108'dir. Bu sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayıları birbirine eşit olduğuna göre kız öğrenci sayısı kaçtır? Bir sınıftaki öğrenci sayısına biz 2 diyelim. Öğrenci sayısının 3 eksiğinin x eksi 3 4 katı 108'miş. Bunun 4 katı 108'e eşitmiş. Bakın okurken yazmaya bakın. Tane tane yazın. Biz öğrenci sayısına x dedik. Öğrenci sayısının 3 eksiği dediğinde direkt x eksi 3'ü yazalım. 3 eksiğinin 4 katı. Bakın bu yani x eksi 3'ün 4 katını istiyor. Direkt bu şekilde 4 çarpı parantez içine x eksi 3 yazacağız. Ve bu 108'e eşitmiş. Buradan da ne yapacağız arkadaşlar? Her iki tarafı 4'e böleceğiz. 4'e böldüğümüzde bu 4'ler birbirini götürür. Burayı da sadeleştirdiğimizde buradan kaç gelecektir? 108'i şurada 4'e bölersek eğer 8, 28, 7, 27 gelmekte. Burası da 27 gelecektir. Yani x eksi 3 eşittir 27 diyebiliriz. Buradaki eksi 3'ü karşı tarafa atınca artı 3 geçecek, olarak geçecektir. 27 artı 3'ten de x'imizi 30 olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. x'imiz 30 bizden ise kız öğrenci sayısı ve kız ve erkek öğrenci sayıları birbirine eşit olduğundan dolayı 30'u 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölünce de cevabımız 15 olarak bulunacaktır. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir örüntü sorusu. Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 13. adımında kaç tane kare kullanılmıştır deniliyor. Adım adım gideceğiz. Şimdi birinci adımda bir kare kullanılmış. ikinci adımda 1, 2, 3, 4 kare kullanılmakta. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kare kullanılmakta. Gördüğünüz gibi üçer üçer artmakta. O zaman örüntümüzün kuralını gelin birlikte oluşturalım. Üçer üçer arttığı için 3 en diyebiliriz. Buradaki n sayısı bizim adım sayımız olacaktır. Sonra ilk adımı bulmak için n'e 1 yazalım ve 1 yazdığımızda 3 elde ediyoruz. Ama ilk adımımız 1 ile başlıyor. O zaman bundan neyi çıkaracağız? 2'yi çıkaracağız. Ve sonuç olarak şu an yaptığımızda 1 koyduğumuzda 3 eksi 2'den 1 gelecektir. Ve gördüğünüz gibi sağlamasını yaptık. Bizden istenilen 13. adımdaki kare sayısı. O zaman en yerine 13 yazacağız. 3 çarpı 13 2 şeklinde devam edeceğiz. Buradan da 3 çarpı 13 39 gelecektir arkadaşlar. 39 eksi 2 de 37 eşittir. Yani örüntümüzün 13. adımı 37 kareden oluşmaktadır. Cevabımız Bursa. Sıradaki sorumuz. 1 kare eşittir 3 üç üçgen olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa terazi denge durumuna getirilir denilmekte. Gördüğünüz gibi terazi şu anda denge durumunda değil. Burası daha ağır basmakta. Ve biz bunu nasıl dengeleyeceğiz? Şu şekilde dengeleyeceğiz. Bakın 1 kare 3 üç tane üçgene eşitmiş. O zaman ne diyebiliriz? Ayrıyeten 3 üç üçgende bir kareye eşittir. Yani tersten baktığımızda da gene aynısını söyleyebiliriz. O zaman biz buraya baktığımızda burada 3 üç tane üçgen var gördüğünüz gibi. Biz bu üç 3 üç üçgen yerine ne yazabiliriz o zaman? Bir tane kare yazabiliriz, ekleyebiliriz. Ya yani eklemeyelim. Direkt buradaki üç üçgeni alıp yerine bir kare koyduğumuzda gene durumumuz aynı olacaktır. Ve sonuç olarak burada kaç tane kare kaldı? 2 tane kare kaldı. Burada kaç kare var? 1 2 3 4 5 6. Altı kare var. Burada eşitliğin sağlanabilmesi için buraya kaç kare eklemeliyiz? Dört tane kare eklememiz gerekiyor. Zaten bizden de istenilen budur. Eşitliğin sağlanabilmesi için ne yapılmalı deniliyor. Sağdaki kefeye 4 tane kare koymamız gerekmekte. Cevabımız Bursa şıkkı. Devam edelim son iki sorumuzla. Hangi sayının 3 katının 8 fazlası 56 eder deniliyor. Verilen cümleye karşılık gelen denklem aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. Şimdi burada yapmamız gereken tane tane gitmek. Bu bilinmeyen sayımıza x diyelim. Değişkenimiz x olsun. Hangi sayının 3 katının 8 fazlası 56 eder? Bu sayımız x 3 katının 8 fazlasını istiyoruz. 3x artı 8 eşittir 56. Bu kadar basit. Denklemimiz bu olacak. 3x artı 8 eşittir 56. Çözmek istersek de 8'i karşı tarafa eksi olarak atıyoruz. Ve oradan 48 gelecek. 3x eşittir 48. Buradan da x'imizi 16 olarak bulacağız arkadaşlar. Bizden sonuç istenilmiyor ama denklemimizde gene C şıkkında verilmekte. Sonuçta da ise nasıl yapılacağını sizler için göstermiş oldum. Devam edelim son sorumuzda. Bir sayının 3 eksiğinin 2 katı aynı sayının 4 katının 2 fazlasına eşittir. Buna göre bu sayı kaçtır deniliyor. Şimdi bu sayımıza gene x diyebiliriz veya başka a da diyebiliriz. Fark etmez arkadaşlar. Buna da a diyelim. Bir sayının 3 eksiğinin 2 katı. 3 eksiği ne demektir? a dediğimizde bu sayıya 3 eksiği a eksi 3 olacaktır. 3 eksiğinin 2 katı. O zaman çarpı 2 diyelim. Parantez için alacağız tabii ki de. 2 katı aynı sayının 4 katının 2 fazlasına eşit. Eşittir. 4 katının 2 fazlası. 4 çarpı a artı 2. Bu şekilde olacaktır. Buradan da devam ettiğimizde parantez için 2'yi dağıtıyoruz. Çarpıyoruz yani. 2 çarpı a'dan 2 a. 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6. Eşittir 4 a artı 2. Eee. Bilinmeyenleri bir tarafa attığımızda buradaki 2A'yı buraya karşı tarafa atalım. Attığımızda eksi olarak geçecek. Ve 4A-2A'dan 2A gelecektir. 2A eşittir. Buradaki 2'yi de karşı tarafa attığımızda eksi 2 olarak geçecek. Eksi 6-2'den eksi, eksi 8. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde A'mızı eksi 4 olarak söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa Şıkkı. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu gösterebilirsiniz görüşmek dileğiyle hoşça kalın